takımın birazcık daha toplu oynama seviyesi elbette arttı. Sahadaki kaliteli ayakların da artmasıyla beraber. Emre Belözoğlu'nu bu tip bir formata iten, klasik açık oyuncuları olmadan oynamaya iten şeylerden bir tanesi de o mevkide sezon başından beri görev yapan oyuncuların yetersizliği midir? Onun da etkisi var tabii. Bence burada birçok faktör var. Şimdi oyunu önce genel bir felsefe üzerine kurmanız lazım. O felsefede işte oyun stratejisini top sizdeyken ve rakipteyken ne yapacağım, nasıl oynayacağım konusu üzerine yoğunlaşırsınız. O yüzden sezon başından beri benim hep söylediğim konu oydu. Hedef şampiyonluksa, büyük takımsa, kaliteli takımsa oyuna tabii ki hükmetmen lazım. Ben ısrarla hele hele bizim ligimizde kendi kalene uzak, rakip kaleye yakın oynamanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünenlerdenim. Bir, rakip kaleye yakın olduğunuzda senin üreteceklerinin dışında bizde genelde çok da hata yapıldığı için rakibin yapacağı hatalardan da pozisyon yakalayabiliyorsun. Ve senin yapacağın hatalardan da gol yeme riskini azaltıyorsun kendi kalene uzak oynadığın zaman. Şimdi bunun yanı sıra top rakipte olduğu zaman Beşiktaş'ı çok övdük. Beşiktaş'ın futbolunu çok övdük. O övdüğümüz futbolun temelinde kaybedilen topları önde çok kısa zamanda geri kazanma alışkanlığı vardı. Bu da bence büyük bir takım için çok önemli. Yani önde baskı yapmayı, pres yapmayı bilmen lazım. Bu oyun anlayışını Emre genel felsefe olarak benimsedi. Tabii elinizde iki tane, her iki kanatta 7 ve 11 numara tabir ettiğimiz işte Osayi veya sol tarafta Valencia'yı kullandı dönem dönem, Sinan'ı açıkta kullanıyor. Burada çok etkili, istediğinizi verebilen oyuncularınız varsa onları tercih edebilirsiniz. O oyuncuların olmaması Emre'yi biraz daha fazla teknik özellikleri ön planda olan oyuncularla orada oynamaya yöneltti. Onun nedeni de iki tane hücum bekine sahip olması. Onları tamamıyla kanatlara çekti. Orta saha oyunu ben şöyle tarif ediyorum. Bakın, bir tarafta İrfan Can sağda sol ayaklı, direkt içe kat eden, kaleye gidebilen ve şutu arayan. Diğer sol kanatta Pelkas yine aynı anlayışla gidebilen. Yani öndeki iki kanat oyuncusunu o mevkilerde oynattığı orta saha oyuncularını ters ayaklı kaleye gönderiyor. Onların oluşturduğu alana bekleri sokuyor. Orta sahadaki iki futbolcu, ki bir tanesi tam defansın önünde, tek ön libero göreviyle oynayan, tanımıyla oynayan Gustavo olur, Sosa olur. O futbolcuların artık illa defansif yönü çok kuvvetli, kesici olmaları şart değil. Hatta birçok takım oradaki tek ön libero'yu bile oyunu kurma anlamında teknik özelliği yüksek futbolculardan tercih ediyor. Fenerbahçe'de bunu yapıyor Sosa ile birlikte. Yine ortada kullandığı iki oyuncuyla da rakibe baskı konusunda onlardan büyük görevler bekliyor. Oradaki oyuncuların hepsi de o baskıyı rahatlıkla yapabilecek oyuncular. Kendi kalelerine koşmaları, geri dönüşlerin ihtiyaç duyulduğu anlarda da ilk geri dönüşü onlardan bekliyor. Ama bir başka esprili yaklaşım da şu olsun. Hocalar bazen kendilerini, kendi özelliklerini sahada görmek isterler. Yani bu oyun Emre'nin kendi oynadığı oyundu. En iyi oynadığı, en iyi bildiği oyundu. Ve en çok da inandığı oyundu. Biraz da bence bunu tercih etmesindeki önemli faktörlerden bir tanesi kendi özellikleri. Kendisine benzer profildeki oyuncuları sahada tutmasının sebeplerinden biri. Mutlaka. Çünkü o başarının oynadığı dönemde de böyle geleceğine inanıyordu. Ben geçen bir yerde şunu söyledim. Bence Türk futbolundaki en başarılı orta saha oyuncularından bir tanesidir Tugay. Yani Premier Lig'de senelerce o mevkide oynadığı için. Tugay'ı Tugay yapan Graham Souness'ın Galatasaray'a geldiği yıl Tugay'da kendini görmesi oldu. Liverpool'da böyle oynuyordu çünkü o. Tugay'ın o özelliklerini görünce kendi gibi oynatmaya başladı. Ve Tugay'ın zaten ilk Avrupa transferinde ön ayak olmuş. Onun oradaki gelişimine de katkı sağlamış. Rangers. Evet, biriydi. O yüzden ben bu espriden yola çıkarak biraz da Emre ile
onun özelliklerine ve Fenerbahçe'nin oyununu kıyaslamak istedim. Cevher İş önde yetenekli oyuncular olduğu kesin. Orta saha futbolcuları için bunu söylüyorum. Top ayaklarına yakışıyor oyuncuların tamamı için belki bu söylenebilir. Ama top rakipteyken gösterdikleri direnci nasıl buluyorsun? O enerjileri yeterli mi Fenerbahçe kalesini savunmak için? Şimdi şöyle, fiziksel anlamda bu oyunu daha önce oynamadığı için Fenerbahçe, yani bu kadar kalabalık bir orta saha grubuyla oynamadığı için başta zorlanacaktır. Evet. Bu da çok doğaldır. Çünkü genelde yetenekli oyuncular topla oynamayı severler. Top rakibe geçtiği zaman çok mücadele etmeyi sevmezler. Şimdi aynı özellikte özelliklere yakın 5 oyuncu oynadığı zaman o oyuncuları da geri koşturursanız o takım sıkıntı yaşar. Oyunculara büyük ihtimalle Emre bunu aşılamaya çalışıyor. Fazla geriye koşmamanız için topu orada tutup kaybettiğinizde de kısa zaman hemen basın, topu kazanın. Bu sizin avantajınıza. Hem çok yorulmazsınız, geriye koşmak zorunda kalmazsınız. Hem oyunu önde tutmuş olursunuz. Bir de şöyle bir şey var. Sosa'nın haricinde diğer dörtlü Pelkas, İrfan, Ozan, Mert Hakan. Top rakibe geçtiği zaman pozisyon oynuyorlar zaten. Hani hepsinin böyle sabit bir pozisyonları yok. Hı hı. Top rakibe geçtiği zaman o an hangisi hangi pozisyondaysa yer değiştirmeyip o pozisyonda kalıp o pozisyonu kapatmaya çalışıyor. Önemli olan rakibe baskı değil, alanı kontrol etmek diyebiliriz. İşte alanı kontrol edebilmek için de yani rakibe baskı yapabilmek için de alanı iyi kontrol etmeniz gerekir. O yüzden hani mesela oyunun belli bölümlerinde izlediğimiz maçlarda, bu orta saha ağırlıklı oynadığı maçlarda Mert Hakan'la Pelkas çok sık yer değiştirdiği zamanlar oluyor. Pelkas'ın içeri gelip Mert Hakan'ın dışarı çıktığı zamanlar. Zaman zaman İrfan Can'ı sağa kendini atmış, orada topla buluşup topu tutup arkadaşlarının gelmesini beklediği bölümler de oldu. Hani o yüzden özellikle top rakibe geçtiği zaman bunu daha çok yapıyorlar. Pozisyon, o da onların avantajına. Neden? O konuda biraz özgür bırakmış Emre. Siz topa sahip olun. Siz topa sahip olduğunuz zaman zaten yetenekli oyuncularsınız. Hocamın başta söylediği çok güzel bir şey var. Önde oynamanın en büyük avantajlarından biri, topa sahipseniz rakibi de hataya zorluyorsunuz. Rakip hata yaparsa o hataları da değerlendirebilecek oyuncular var. Mutlaka Emre de bunu söylüyor. O yüzden hani İbrahim'in de biraz önce söylediğine, bu oyunun üstü var aslında bu oyuncu grubunda. Hı hı. Ama çok uzun süre farklı bir oyun sistemi oynadığı için Erol Hoca zamanından kalma, buna adaptasyon süreci olacaktır. Ama maalesef o süreçleri yok. Mümkün olduğu kadar bir an önce skoru alıp puanları toplayıp oyunu tutmaya çalışmak. Oyunu tutarken de o oyunun gerekliliklerini doğru yapabilmek. Yani 3 maçtır da yapıyorlar. Evet. Yani sadece bir beraberlikleri var. Onun haricinde galibiyet alınan iyi puanlar var. Rakiplerinin kaybettiği sıralarda. O yüzden yani hala işin içinde, dediğim gibi yarın haftaya, ondan sonraki hafta puan durumu nasıl şekillenir onu da göreceğiz. İbrahim Toraman, eğer Fenerbahçe böyle oynamaya devam edecekse belki bir orta saha oyuncusu olarak Luis Gustavo'nun yeri tartışılabilir. Ya da Valencia'nın yerine Sisse Samat'la ikilisinden biri ya da Mametiam, bu üçlüden biri değerlendirilebilir mi diye aslında sizlere sorabilirim. Sence değişmesi gereken bir şey var mı kadro içine? Şu oyuncu da mutlaka dahil olmalı diyebiliyor musunuz? Ya şimdi bunu tabii ki zamanla göreceğiz. Ama dediğin gibi artık o kısa çok daraldı. Emre'nin, Fenerbahçe'nin direkt şey gitmesi lazım, sonuca gitmesi lazım. Nasıl kazanabiliriz? Onun formülünü üretecektir ve ona göre takım sahibi sunacaktır. Şimdi geçmiş maçlara bakalım yani. Baktığımız zaman Gustavo'nun oynadığı bütün maçlara. Ya Türk kamuoyunda mesela Gustavo, evet, takdiri gören bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarından beğenilen bir oyuncuydu. Ama sahaya baktığınız zaman, derin bir teknik analiz yaptığınız zaman Gustavo'nun, evet, top ayağındayken kullanabiliyor. Yani zaman defansa gelip özverili şekilde faydalanabiliyorsunuz, yararlanabiliyor ama tam anlamıyla bunun %100 yüksek koşular yaparak o stoperleri rahatlattığını, o bölgede tempo koyduğunu, mücadele ettiğini söylemekte açıkçası eksik diyebiliriz. O konuda eksik olduğunu düşünüyorum yani ben. Top sendeyken ne kadar hareketli, bu tartışmalı. Top sendeyken ne kadar yaratıcı. Aynı şey, evet. Mesela top sıkıştığı anda diyelim ikinci bölgedesiniz. Bir taş falan kullandığı zaman Gustavo'nun ilk aldığı mesela alıp direkt geriye dönmesi veya bek oyuncularına dönmesi Fenerbahçe oyun anlayışını etkilediğini düşünüyorum. Çünkü top ayağınıza aldığınızda mesela Sosa bunlardan en önemli oyuncu diyebiliriz. Ayağını aldığınızda direkt ilk başı direkt santrforları düşünen, direkt oyunu düşünen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oyun anlamına baktığımızda bence orta sahada bunların değiştiğini düşünüyorum.
Zaten yanında bence enerjisi yüksek bir Ozan var. Oyunun iki yönünde oynayabilecek bir Ozan var. Hani hocam dedi ya şimdi, evet oyunun ilk tarafını oynuyorsunuz tek tarafını ama topu kaybettiğiniz anda o baskı yapar, yani atağa giderken dönüşleri kovalayacak oyun çok önemlidir. Bunların en önemlisi de Ozan diye düşünüyorum ben. Hı hı. Onu kovalamak, stoperleri rahatlatmak. Öyle bir orta sahası var. Yani dediğiniz gibi mesela Thiam da denedi santrafor bölgesinde veya işte Samantha denendi, birçok oyuncular denendi. Ama şu oyuna baktığımız zaman daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Valencia'nın? Ya santrafor oyuna tartışılır. Thiam da denilebilir o bölgede. O bölgede bir soru işareti var ama şu oyun, mesela İrfan'ın sağında oynanması. Evet. Hem top ayağındayken tehlikeli, hem diyorlar işte kanat veya şey değil. Bu yetenekli bir oyuncu. Hocam da aynı şeyi söylüyor. Ayağında, top ayağında o zaman içeri girip gol atabilir, orta yapabilir. Aynı şekilde tehlike yaratabilir, araya pas bırakabilir. Topun da size kalmasının önemlidir. Yani bu oyuncular şimdi genç oyuncular. Sadece oyunun ilk tek tarafını oynamaması lazım. Bence kaybettiği anda gelip yüksek tempoda defansif görevlerini yapması gereken bir takım oluşması lazım Fenerbahçe. Yani oyuncuların bireysel olarak potansiyellerine, profillerine baktığımız zaman daha gelişecek. Bu tempoların daha da yukarıya çıkartması lazım. Hı hı. Yani dediğiniz gibi santrafor bölgesinde hala soru işareti var. Hangisi oynar? Ligin sonuna geldi artık. Pek fark etmiyor. Ama bu oyun anlayışı daha da iyileşebilir. Dediğiniz gibi birbirleri arasında değişebilirler maç içerisinde, saha içerisinde mesela. İrfan sol tarafa geçebilir, Pelkas sağ tarafa geçebilir. Mert Hakan'la da yer değiştirebilirler. Mert Hakan'la yer değiştirebilirler. Evet. Bunlar rakip takımın da dengesini bozabilir. Oradaki onu adam adam oynayacak oyuncular rakip takımların dengesini bozabilir. Yani dediğim gibi sezon başından itibaren Fenerbahçe'nin iyi bir kalitesi var, iyi bir oyuncu potansiyeli var. Oyuncuların şu anda göstermesi gereken o bireysel potansiyelleri yukarı çıkarması lazım diye düşünüyorum.